Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir tarifim var. Evde kapalı pide yapacağız. Yumuşacık hamurunun dokusunu çok seveceksiniz. Daha önce evde pide yapmayı deneyip de sonuç hüsran olan arkadaşlarımız varsa bilin ki bu tarifte kesinlikle öyle bir sorun yaşamayacaksınız. Misafirlerinize, ailenize kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Evet, hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak patatesi haşlamak ile işe başlayalım. Bize 2 adet patates gerekli bunun için. Evet, suyun içerisine koyup haşlamaya bırakalım. Hemen bıçakla kontrol ediyorum. Yeteri kadar yumuşamış. Ocaktan alıp kabuklarını soyup püre haline getireceğim. Püre haline getirdikten sonra kenara alıyoruz ve iç harcımızı hazırlamaya başlıyoruz. Tavamıza biraz sıvı yağ koyduktan sonra yemeklik doğramış olduğumuz 2 adet soğanı katıp kavuralım. Kavurmuş olduğumuz soğanların üzerine kıymayı ekliyoruz. Buzluğumdaki kıymayı kullandım ve sizin için ölçtüm, 440 gramdı kıymamız. Orta ateşte suyunu çekene kadar kıymayı kavuruyoruz. Bu hale geldikten sonra üzerine karabiber ve pul biber atıyoruz. Sevmiş olduğunuz başka baharat varsa onları da ekleyebilirsiniz. Tabii bir de tuzumuzu ekliyoruz. Burada size küçük bir önerim olacak. Eğer elinizdeki kıyma yeterli miktarda değilse haşlayıp püre haline getirmiş olduğunuz patates ile takviye edebilirsiniz. 1 adet patatesin hepsini olduğu gibi ekledim. Bu şekilde 2-3 dakika kavuruyorum. 2-3 dakikadan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. İç harcımız da hazır. Artık hamuruna geçebiliriz. Yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ve 1 su bardağı ılık su ekleyip kaşıkla maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Ardından 10 dakika mayanın aktif hale gelmesi için bekleyeceğiz. Evet, bakın mayamız köpürdü. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekleyelim. Ardından haşlayıp püre haline getirmiş olduğumuz 1 adet patatesi ilave ediyoruz. Ve son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ve 5 su bardağı unu ekledikten sonra yoğurmaya geçebiliriz. Kıvam alana kadar yoğuracağız. Size önerim, hamurunuz toparlandıktan sonra 5-6 dakika yoğurmaya devam etmeniz. Hamuru yoğurmaya başladığınızda böyle size sert gibi gelecek ama yoğurmaya devam edin. Kesinlikle ne su ne yoğurt, hiçbir şey eklemeyin. Sadece yoğurun. Bakın en son kıvamı bu şekilde oluyor. Üzerini streç filmle örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Bakın 1 saatin sonunda hamurumuzun mayası geldi. Daha rahat çalışabilmek için unlamış olduğum tahtamın üzerine hemen hamurumu alıyorum. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için 2-3 dakika kadar hamurumu katlayarak yoğuracağım. Ardından hamurumuzu rulo haline getirelim ve 10 eşit parçaya bölelim. Ve tabii parçaları tek tek yuvarlayalım ve üzerlerini örtelim ki kurumasınlar. Bezemizin altını üstünü unlayıp merdane ile uzunlamasını açıyoruz. Yaklaşık olarak boyu 25-30 santim uzunluğunda olacak. Eni ise 12-15 santim civarı. İlk olarak tüm bezeleri açıp iç harcını ondan sonra yerleştireceğim. Bu şekilde yapmanız inanın daha pratik olacak sizin için. Evet, bakın ne ince ne kalın olacak şekilde açıyoruz. Geri kalan bezeleri de aynı kalınlıkta açıyoruz. Bir de tüm bezeleri açana kadar açmış olduklarınızı sofra bezinin içerisine alın. Böylece kurumamış olacaklar. Şimdi geldi iç harcını yerleştirmeye. Açmış olduğumuz hamurlardan bir tanesini tahtamızın üzerine alıyoruz ve iç harcımızdan bolca koyuyoruz. Daha sonra elimizde harcı yayalım. Eğer maydanozu seviyorsanız tabii ki harcınıza maydanoz da ilave edebilirsiniz. İç harcımızı yaydık. Şimdi kıymanın üzerine örtecek şekilde kenarlardan ortaya doğru büküp pide şeklini verelim. Evet, pidemiz hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Tekrar göstereyim. Açmış olduğumuz hamura iç harcımızdan yerleştiriyoruz. Daha sonra kıymanın üzerine örtecek şekilde kenarlarını içe doğru büküp orta kısmında birleştirip pide şeklini veriyoruz. İç harç olarak kıyma yerine peynirli veya patatesli de yapabilirsiniz. Açmış olduğumuz diğer hamurlara da aynı işlemi yapın. Evet, pidelerimin hepsi hazır. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine de alıyorum geri kalanları. Üzerine yumurta sarısı sürmeyeceğim. Sadece sıvı yağ sürüyorum. Yumurta sarısı sürmeden de çok güzel bir şekilde kızarabilir pideleriniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Orta rafın bir altına yerleştiriyorum. Evet, bakın kabarmaya başladılar. Bir de bir şey daha belirtmek isterim. Eğer fırınınız çok yavaş pişiren bir fırın ise lütfen en yüksek derecesine doğru getirip pişirin. Evet, bakın çok güzel kızardılar. Hemen fırından alıyorum. Tepsiyi aldıktan sonra diğer tepsiyi de hemen fırına bırakıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kızardılar. Şimdi sıcak sıcakken üzerine tereyağı sürüyorum bolca. İsterseniz sürmeyebilirsiniz de, ama hem daha çok lezzet veriyor hem de daha da yumuşatıyor. Tereyağı sürmüş olduğum pideleri hemen sofra bezinin içerisine alıyorum. Bakın ikinci vermiş olduğum tepsi. Onlar da kızardılar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yumurta sarısı olmamasına rağmen nar gibi kızardılar. Evet, hemen fırından alıyorum. Fırından aldığım bu pidelerin de üzerine hemen sıcaklığıyla beraber tereyağını sürüyorum. Böylece hem kokusu hem lezzeti hem de yumuşaklığı muhteşem olmuş oluyor. Evet, hemen size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık. İçini de göstereyim. İstemiş olduğunuz büyüklüklerde tabii ki dilimleri ayırabilirsiniz. Pideleri cumartesi günü hazırlamıştım arkadaşlar, ama hani kalırsa eğer nasıl olur, yumuşaklığı devam eder mi diye bugüne kadar beklettim o bir dilimi. Ve inanın halen yumuşacık ve hiçbir ısıtma yapmadığım halde. Canınız sıcacık pide mi istedi? Hemen kalkıp hazırlayabilirsiniz. Çayın yanında misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Biz çok sevdik. İnşallah sizler de çok seversiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.